Baban ne zaman gelecek? Annem babamı doktora götürdü. Fazla geç kalmazlar. Galiba geldiler. Baba, Kuddus amcalar Haydarabad'dan geldiler. Geliyorum. Hay Allah'ım. Sana Zübeyir'i Kuddus abiyle görüşmeye Haydarabad'a gönderme demiştim. Kalkıp buraya gelmişler. Şimdi bu utanca katlanmam gerek. Sana ne oldu şimdi? Kuddus enişte bizi utandıracak biri değildir. Artık maddi gücümüz eskisi kadar yerinde olmayabilir. Ama başka her şey gayet yolunda. Başka her şey yolunda mı? Haline baksana sen. Baba? Geliyorum oğlum. Sen de gel hadi, hadi gel. Geliyorum. Merhaba Kuddus, hoş geldin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Ne yaptın sen kendine böyle? Selamun aleyküm. Selam, selam kızım, ömrün uzun olsun. Hoş geldin. Otursana, otur, otur. Bu kadar uzun zaman sonra seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Sevgili Raşit, iyisin değil mi? Yaşıyorum işte. Seni gördüğüme çok sevindim. Seni çok özledim Kuddus. Hep görmeyi arzu ettim. Ben ölmeden önce seni tekrar görebilir miyim diye düşünüp duruyordum, şükür. Siz neden bahsediyorsunuz dayı? Biz sizin bu kadar hasta olduğunuzu hiç bilmiyorduk. Zübeyir abi de bize bir şey söylemedi. Sen söyle bakalım. Sen nasılsın kızım? İyi misin? Aynı işte dayıcığım. Bildiğin gibi hiçbir değişiklik yok. Her şey yolunda. Tamam, söyle bakalım. Sen okulda her zaman çok iyi bir öğrenciydin. Eskiden büyüdüğün zaman doktor olmak istediğini söylerdin. Hep bunu söylerdin. Şimdi tıp okuyorsun, öyle değil mi? Tıp seçtin değil mi? Hayır, ben tıp okumuyorum. Olsun, önemli değil. En azından okuyorsun değil mi? Selamun aleyküm Mumtaz. Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm. Nasılsın yenge? Allah'a şükür iyiyiz. Söyle bakalım, sizi hangi rüzgar buraya attı? İşte Zübeyir bizi ziyarete geldi ve beni hala aileden gördüğünüzü söyledi ve çok sevindim. Tamam amca, söylesene bu gece kalacaksınız değil mi? Kalmayacaksanız da bizimle akşam yemeği yemeden sizi bir yere bırakmayız. Raşit abi, benim seninle konuşmam gereken önemli bir konu var ama yalnız görüşelim. Ne oluyor? Neden yalnız konuşmak istiyorsun? Onun durumu iyi değil. Ne söyleyeceksen bizim önümüzde söyle. Biz de senin dertlerini dinlemek isteriz. Nasılsın, her şey yolunda mı bilmek istiyoruz. Halide iyi, öyle değil mi? Halide iyi. Sana yaptıklarından dolayı da çok üzgün. Lütfen söyle, bizi niye ziyarete geldin? Aslında bakarsanız düşündüm de Raşit abi, bir zamanlar bize çok iyiliğin dokundu. Hiç de değil Kuddus kardeşim. Asıl sen bize çok iyilik ettin. İş kurmamız için bize para vermiştin. Bu çok önemliydi. Bize yaptığın böyle bir iyiliği nasıl unuturum ben? Ama borcunu geri ödedin, öyle değil mi? Niye şimdi bu konudan bahsediyorsun? Aslında konu şu Mumtaz yenge. Ben Suudi Arabistan'da bir iş buldum. Hayatta bir kez bulunacak bir fırsat. Bu fırsatı kaçıramam. Halide o mahallede 3 kızla bir başına yaşayamayacağını söylüyor ve düşününce aslında o bu konuda gayet haklı. Evet. Halide nasıl haksız olabilir ki? Aslında Halide gidip kardeşinin evinde kalmak istiyor yenge. Orada kalmak istiyor.
O zaman sorun ne yani Kudüs abi? Madem sen gidiyorsun bırak o da gitsin. Sorun şu ki şimdi ben gidiyorum. O da oraya gidiyor. Ben de Nacaf'ı sizin yanınızda bırakmak istiyorum aslında. Ne söylüyorsun Kudüs abi? Nacaf artık çocuk değil ki. Bizimle kalması niye gerekiyor? Böyle bir sorumluluğu alamayız biz. Kadın, sus! Tek kelime daha etme! Bu ailenin reisi kim? Sen misin, ben miyim? Ben yaşıyorken kararları tek başına alamazsın. Zübeyir, Rima, çocuklar lütfen bizi yalnız bırakın şimdi. Çıkın. Maddi durumumuz böyle bir şey yapmamıza izin vermez. Susmayı bilmiyor musun sen? Kes sesini dedim sana. Daha ben ölmedim. Bu evde ne olacağına sen değil ben karar veririm. Çok sağ ol Raşit abi. Konu bu işte. Ama inşallah bir seneye kadar onu da yanıma alacağım. İyi de Kudüs abi, bir seneye kadar neler olacağını kim bilebilir ki? Delirdi herhalde bu adam. Ben hiç de delirmedim. Bu evde olacak her şeye ben karar veririm. Burası benim evim. Raşit abi, Tanrı'nın izniyle her şey yoluna girer inşallah. Lütfen sinirlenme. Tanrı bize yardım eder. Ne olursa olsun anne, onlar yine de bizim akrabamız. Senin de eski kavgaları artık unutman gerek. Ben de gidip onlarda kaldım. Ne oldu? Hiçbir şey. Burada neler olduğunu sen mi bana söyleyeceksin? Ben Halide'yi tanımıyor muyum? Tamam, hadi söyle bakalım. Orada sevgi ve saygı gördün mü? Bütün suç Kudüs abinin. Gitti çocuklu bir dulla evlendi. Ona çok güvendi. Peki ne oldu şimdi? Madem yurt dışına çıkacak, kıza Halide bakamıyor mu? Hem bizimle bağları koparan da o kadındı. Peki bütün bunlardan Nacaf'ın suçu ne? Eğer o kadın öyle kötü bir şey yapmışsa biz büyüklük edip insanlara yardım edemez miyiz? Neden edelim? Biz melek miyiz de büyüklük edelim? Hem bizim zor zamanlarımızda onlar bize yardım etmemişken biz neden yardım edelim? Bu adil mi sizce? Sesini alçaltırım ha. Kimsenin maddi durumumuzdan haberdar olmasını istemiyorum. Ailedeki herkes bizim hala eskisi gibi olduğumuzu sanıyor. Elimizde kalan bu küçücük gururu da yıkma lütfen, tamam mı? Rica ediyorum, senden yapma bunu. Öyle mi? Peki Nacaf burada kalırsa sorunlarımızı herkesten nasıl saklayacağız ha? Küçük düşeceğiz, anladın mı? Zaten kötü durumdayız anne. Ne yanlış yaptık da bütün paramızı kaybettik, hiç bilmiyorum. Ama belki Nacaf burada kalırsa... Kes sesini! Daha önce söylediğim gibi. O Nacaf uğursuzun teki. Şimdi bir de onlara yemek yapmamız gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.